Dünyada hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak bilinen akciğer kanseri, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesiyle erken dönemde teşhis edilebiliyor. Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak hastalıkla mücadelede büyük bir rol oynuyor. Akciğer kanserine dair aklımıza takılan her şeyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Cansel Atinkaya Baytemir'e soracağız. Eğer sizin de bu konularda sorularınız, sorunlarınız varsa bize katılabilirsiniz. Canlı yayında yanıtını öğrenebilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı atabilirsiniz. Sayın Atinkaya, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Önemli bir konu başlığı ile buradayız. Aslında ben direkt akciğer kanseriyle başlamayayım. Ciğerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bunu sorarak başlayayım istiyorum. Acaba hiç hasta olmayan yetişkin, sağlıklı bireylere ne önerilerde bulunursunuz ciğer sağlığımızı korumak adına? Şimdi akciğer sağlığına yönelik spesifik bir öneri yok aslında. En önemli şey sigara. İnsanların en önemli koruma yöntemi aslında sigaradan uzak durmak. Sigara derken aslında yanlış söylüyoruz. Tütün ve tütün mamulleri. Evet. Tütün ve tütün mamullerinin olduğu ortamlarda, kimyasal maruziyetlerin olduğu ortamlardan uzak durmak, dumana maruz kalmamaya çalışmak. Bunlar öncelikle akciğer sağlığı için önemli faktörler. Hava kirliliği, mümkün olunca havası temiz olan yerlerde yaşamaya çalışmak. Onun dışında mesleki faktörler var. Mesela tersane işçileri, asbest ortamında çalışanlar. Bunlar genel olarak mesleğe özgü risk faktörleri. Ama genelde sorarsanız bütün vücut için geçerli olan sağlıklı beslenme, sebze ağırlıklı beslenme, yağlı yiyeceklerden özellikle uzak durma. Bu tür şeyler genel vücut anlamında yardımcı oluyor mu? Akciğer için tek en önemli faktör sigaradan uzak durmak. Değil mi hocam? Peki acaba metropollerde daha kirli havaya sahip bir takım şehirlerde akciğer hastalıklarına ya da akciğer kanserine daha mı sık rastlanıyor hocam? Böyle bir araştırma var mı ya da gözleminiz? Bu şekilde spesifik bir araştırma yok aslında. Yani şu şehirde hava kirliliği fazla ve ona yönelik o şehirde akciğer kanseri daha fazla görülmüştür diye spesifik bir araştırma yok. Ama hava kirliliğin genel olarak akciğer kanserini artırıcı bir risk faktörü olduğu belirlenmiş. Yani tek başına hava kirliliği akciğer kanserine yol açmayabilir. Kişisel faktörler önemli. Bu kişinin yine sigara. Çünkü akciğer kanserinin %85'ini sigara tek başına etkileyebiliyor. Neden olabiliyor sigara? Hava kirliliği yardımcı faktörlerden birisi. Peki hocam, uzun yıllar içmiş daha sonra bırakmış bir kişi, hiç içmemiş bir kişi ve hala içen bir kişi elimizde olsun. Acaba bir süre sonra bırakmış olan bir kişi şanslı mı sayılır? Şimdi eskiden yani hava kirliliğinin daha yoğun olmadığı dönemlerde, bu kadar yoğun kalabalık yaşanmayan şehirlerde mesela 20 yıl, 30 yıl öncesinde o zaman sigarayı bırakan bir kişi yaklaşık 5 ila 10 yıl sonra hiç sigara içmemiş bir kişinin düzeyine erişebiliyordu. Ama günümüzde artık 10 ila 20 yıl sonra hiç sigara içmemiş bir kişinin düzeyine akciğeri ulaşabiliyor deniyor. Yani günümüzde 10-20 yıl sonra söz konusu. Sigara içen kişiler de eğer 30 yıl her gün bir paket ve üzerinde içmişse hiç sigara içmeyenlere göre 20 kat akciğer kanserine yakalanma riski daha fazla oluyor. Biz bu konuyla ilgili sokağa çıktık hocam. Özellikle hava kirliliği ile ilgili. Bakalım ne yanıtlar aldık. Onları bir izleyelim. Ardından sohbeti devam edelim. Şehir dışına gittiğinizde, gezmeye gittiğiniz zaman hava değişimini fark ediyor musunuz? Daha rahat nefes alabiliyor musunuz? Hayır, çok sıkıntı çekiyorum ben nefes almak konusunda şehir değiştirdiğim zaman. Bayağı uyuyamıyorum hatta ilk gece falan nefes alamadığım için. Yani bu hava değişimi sizin için aslında olumsuz mu oluyor? Evet, çok olumsuz oluyor. Yok, genelde öyle bir sorunum olmuyor ya pek. Daha rahat nefes alıp vermiyor musunuz dışarı çıktığınızda, şehir dışına gittiğinizde? Yani evet, ya böyle biraz nemli ortamlarda falan zorlanabiliyorum nefes almakta ama onun dışında çok fazla sorun olmuyor. Gittiğim yere bağlı, evet, fark ediyorum. Daha temiz havaya gittiğim zaman fark ediyorum. Köy yerlerinize gittiğim zaman. Aynen. Evet. Neden sizce? Yani şehrin içinde çünkü çok araçlar var ve o kötü gaz çıkıyor. Yani o rahatsız ediyor. Şehir dışında mesela ben Göktürk'te çalışıyorum. Oraya doğru gidince artık yarı yolda hissediyorum ki hava temiz, rahat nefes alıyorum. İlla ki şehir dışında daha rahat nefes alıyorum. Çünkü şehir havasıyla
kırsal alandaki hava aynı değil. Neden? Diye düşünüyorum. Bu arabaların egzoz dumanları, sirkülasyonun fazla olmasın, sirkülasyon derken çok vasıtanın olduğundan insan biraz sıkılıyor, bunalıyor. Kesinlikle daha yeni geldim Çatalca Yalıköy'den. Çok güzel bir havası var oranın. İstanbul'daki havayla arasında uçurumlar var. Şöyle ki, çünkü deniz kenarı olduğu için iyot artı oksijenin karışımı çok güzel bir hava. Ama İstanbul'da trafik, işte karbonmonoksit gazları, işte araçların çıkardığı o karbonmonoksit gazları insanı çok büyük şekilde etkiliyor. Sağlığını büyük şekilde etkiler tabii. Doğru biliyor muyuz hocam? Hava kirliliği olan yerlerde evet biraz daha nefes almakta güçlük çekilebiliyor, sıkıntı olabiliyor. Daha fazla yorgunluk, halsizlik, uykuya elim gibi problemler olabiliyor maalesef. Şehir dışına çıkınca da tabii çıktığınız yer de önemli. Yani bir Karadeniz'e gittiğiniz zaman çok daha rahat nefes alıp enerjik olabiliyorsunuz. Ama bunu akciğer kanseriyle ilişkilendirirsek eğer, dediğim gibi tek başına hava kirliliği risk faktörü değil. Değil. Birçok risk faktörünün bir arada olması lazım. Evet. Genetik de önemli bir risk faktörü değil mi herhalde hocam? Akciğer kanserinde genetik önemli ama yüzdesi net olarak belirlenememiş. Çok küçük bir yüzde olduğu söyleniyor. %1 ile 3 arasında genetik bir ailesel geçiş söz konusu. Şimdi ailesel geçişte bir meme kanseri, yumurtalık kanserinde ispatlanmış bir genetik geçiş var ve bu hastalarda genetik tarama öneriliyor. Ama akciğer kanserinde henüz böyle bir genetik tarama söz konusu değil. Onun nedeni de kişilerin sigara içmesi. Sigara tek başına ailesel bir geçiş bile olmasa genetik değişiklik vücutta DNA hasar yol açıyor. Bu yüzden de taramalarda henüz akciğer kanseri genetik tarama söz konusu değil ama çalışmalar bu yönde. Yani genetik olarak da nerede problem var ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bir diğer risk faktörü de radon gazı diye okudum hocam ama bu nedir? Doğru bir bilgi midir? Şimdi radon gazı doğada topraktan üretilen doğal bir gaz fakat radyoaktif etkisi var. Sağlık Bakanlığı son 5 yıldır bildiğim kadarıyla çalışma henüz bitmedi. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Evlerde, ev ortamlarında özellikle havalandırılmayan evlerde bu köşelerde evdeki duvarların birleşim köşelerindeki küçük çatlaklardan topraktan gelen radon gazının ev içine sızdığı bilinen bir faktör. Hani böyle ev küf kaplar bir köşesini, onun görüntüsü müdür bu, yansıması mıdır? Yok, hayır. Sadece görünmeyen, kokusu olmayan, içeride belirli sızıntılardan yer altından gelen bir gaz. Hı hı. O küf oluşuna çok yol açan bir gaz değil. Hı hı. Bu konuda çalışmalar var. Şöyle, ev içi ortamlardaki radon gazı ölçülüyor. Bakanlık 4 senedir bu projeyle uğraşıyor diye biliyorum. Radon gazı akciğer kanserine yol açan önemli bir radyoaktif madde. Bu yüzden de evlerin havalandırılması, özellikle zemin kata yakın olan dairelerde mutlaka havalandırma öneriliyor. Havalandırma önemli diyorsunuz. Sigaradan uzak durmak çok çok önemli diyorsunuz. Şimdi hocam, akciğer kanseri denildiğinde bir küçük hücreli akciğer kanserinden bir de küçük hücreli dışı akciğer kanserinden bahsediliyor değil mi? Bu tiplerin birbirinden farkları, özellikleri var mıdır? Akciğer kanseri çok kompleks bir hastalık aslında. Genetiği de çok değişik bir hastalık. O yüzden de tümör biyolojisi farklı olduğu için de hala bilinmeyeni çok fazla olan bir hastalık. Şimdi iki ana tipten bahsediyoruz ama en az 50-60 tane tip var. Fakat günümüzde en çok ameliyat ettiklerimiz küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Kabaca ikiye ayırıyoruz. Küçük hücreli dışı ve küçük hücreli olmak üzere. Küçük hücreli, isminden de anlaşılacağı gibi küçük yuvarlak hücrelerin oluşturduğu bir tümör. Aradaki en önemli fark şu, bizim ameliyat hastalarımızın %85'ine yakın küçük hücreli dışı akciğer kanseri oluşturuyor. Küçük hücreli de ameliyat pek önermiyoruz. Birinci dönemde yakalanması lazım. Ancak o zaman ameliyat önerilebiliyor. Ama bu tipi erken dönemde yakalamak çok zor. Çünkü agresif bir tip. Maalesef küçük hücreli dışına göre kemoterapiye çok daha iyi yanıt veren bir tip. Sigara ile ilişkisi %90 küsürlerde, %1 kadar sigara içmeyen kişilerde gözleniyor küçük hücreli. Küçük hücreli dışı olanlarda da %85 oranında sigara ile ilişkisi var. Yani küçük hücreli daha agresif ve cerrahi ek planda düşünülmeyen bir tip. Peki hocam, günümüz toplumuna baktığımız zaman acaba belli bir yaş grubu ya da kadın erkek oranı dağılımı var mıdır? Yine eskiden 15-20 yıl öncesinde bu sigara yaygınlaşmadan, hava kirliliği artmadan öncesinde aslında kadınlarda 8 kat daha az görülüyordu. Erkeklere göre akciğer kanseri gözleniyordu. Ama kadınlarda sigara içme oranının artmasından dolayı bu 5'te 1 oranına düştü.
Yani erkekler yaklaşık 75% ise kadınlarda 10% oranlarında gözleniyor. Ve her yılda yaklaşık yeni 30.000 ila 40.000 hasta bekleniyor. Vaka ekleniyor. Yani günümüzde kadın erkek oranında aralık kapanmaya başladı. Peki hocam, kimler risk altındadır desem neler söylersiniz? Biraz önce bahsettiğim gibi yani mesleki risk faktörleri önemli. İşte asbest, tozlu ortamlarda çalışan inşaat işçileri, çiftçilerde kimyasal ürünlere bağlı, ev hanımlarında devamlı dumana maruz kalma, kuru temizlemede yine aynı şekilde değişik kimyasallara maruz kalma. Tabii ki ilk planda sigara, yoğun sigara içiciliği. Bunun dışında kronik akciğer hastalığı olanlar hepsinde gözlenecek diye değil ama risk faktörleri arasında verem geçirmiş olan kişiler. Zatürre ve KOAH hocam acaba sonraki aşamada kansere dönüşebilen hastalıklar mı? Bunlar da risk faktörlerinden birisi ama daha çok akciğer kanseri eğer santral bölgede yerleşmişse, tıkayıcı bir soruna yol açmışsa kendisi zatürreye yol açıyor aslında. Akciğer kanserinden dolayı zatürre görme olasılığı artabiliyor santralde yerleşmişse eğer. Zatürre iyileşirken eğer akciğer dokusuna da bir iz bırakarak iyileşiyorsa o iz daha sonra takiplerde diğer faktörlerine eklenmesiyle örneğin sigara dediğimiz gibi hava kirliliği, genetik olabilir ya da kişilerin yanlış beslenmesi, kendisine bakmaması. Bunların hepsi bir araya gelince o izler üzerinde kanser gelişebilir. Kronik akciğer hastalığında illaki kanser gelişecek diye bir şey yok akciğer kanseri ama oksijensiz bir alan var. Yeterli toksik maddeyi vücuttan atamayan hasarlı bir bölüm var. Burada toksik maddeler birikebiliyor. Kronik akciğer hastalığında akciğer kanseri riski biraz daha artmış olabiliyor. Biraz daha artıyor değil mi? Hele de o bahsettiğiniz bir takım çevresel faktörleri elemezse kişi daha da fazla risk altına girebiliyor diye düşünüyorum. Şimdi hocam toplumumuzda sigara içen kitle, hiç öksürüyorum sigaradan dolayıdır, işte balgam çıkarıyorum sigaradan dolayıdır deyip öksürüğünü önemsemeyebiliyor. Acaba öksürük akciğer kanserinde önemli bir gösterge midir, belirti midir? Yani aslında bu soru için teşekkür ederim. Bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Özellikle yaşlı kesimde, 70 yaş üzerinde. Ben şimdiye kadar hiç doktora gitmedim. Benim hiçbir şikayetim olmadı. Bana bir şey olmadı şimdiye kadar. Sapasağlım, o yüzden de başvurmuyorum. Ya da sigara içiyordur, öksürüğünü önemsemiyordur. Bu şekilde bir kanı gelişen bir kesim var maalesef. Evet. Yani öksürüğünü önemsemiyor ya da doktora gitmemeyi bir sağlık göstergesi olarak zannediyorlar. Evet. Sigara içerken öksürüğün karakterinin değişmesi ya da öksürüğün artması, sadece rutinde bir öksürük bile olması sırf sigara içtiği için de kontrole gelmesi gerektiren bir durum aslında. Öksürük şöyle, öksürük tek başına önemli bir faktör ama yanında kanlı balgam da olursa biraz daha bize akciğer kanseriyle ilgili bir şüphe uyandırtıyor. Yaşlı kişilerde de hiçbir mesela faktör olmayabilir, sigara içmeyebilir. Ama sonuçta belirli bir yaşın üzerinde de günümüzdeki koşullarda hep söylüyoruz hava kirliliği. Bence belirli bir süre sonra kontrole gelmesinde fayda var. Yani hiçbir şikayet olmaması akciğer ya da farklı bir yerde bir tümör gelişmediği anlamına gelmiyor maalesef. Çünkü başka da belirti göstermiyor herhalde değil mi hocam? Hiçbir belirti göstermeyebilir. 2-3 sene boyunca vücutta bir yerlerde, akciğerde bir yerde saklı kalabilir. 10-15 santimetre olup bir yere baskı yapmadığı sürece hiçbir sıkıntı vermeyebilir hastalara. Yani sessizce, sinsi bir şekilde ilerleyebilir akciğer kanseri. O yüzden mutlaka özellikle günümüzde 40-45 yaş üzerinde belirli aralıklarla kontrole gelmesine fayda var hastaların. Hele de bahsettiğiniz risk grupları içindeyse değil mi hocam? Evet. Peki şimdi eğer erken tanı belli taramalarla mümkün müdür aynı meme kanserindeki gibi? Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Mayo Klinik'te, Memorial Sloan Kettering'te. Öncelikle taramada röntgen ve balgam kullanıldı. Yani balgam çıkaran hastalarda balgamlara bakıldı, incelendi ve erken dönemde acaba kanserli hastaları, sigara içen yüksek riskli hastalarda tespit edebilir miyiz diye. Fakat bunun çok bir işe yaramadığı gösterildi. En son çıkan kılavuzlarda 30 yıl günde bir paket sigara içen 55-74 yaş arası
10-15 yıl önce sigarayı bırakmış bile olsa ve hala aktif sigara içicilerde tarımın önemli olduğu gösterildi. Yani bu yüksek risk grubundaki kişiler tarama programlarına katılabilir. Hı hı. Taramada da düşük doz, radyasyon içeren düşük dozda spiral BT dediğimiz akciğer tomografisi kullanılıyor. Tomografi ile görüntülenebiliyor mu hocam kanser hücresi? Yaklaşık yani şöyle söyleyeyim ben size, röntgende 2 santimetre altında birçok şey kaçırılıyor. O yüzden de tomografi öneriliyor. Tomografi de yani 4-5 milimetreden itibaren bütün oradaki nodülleri görebilirsiniz. Bir de bronkoskopi diye bir tanı yöntemi duydum ama bu acaba bir tanı yöntemi mi, tedavi yöntemi mi? Şimdi tanı yöntemi daha çok tanısal bir araç. Akciğer kanseri multidisipliner bir iş. Yani göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal onkolog, radyasyon onkoloğunun birlikte müdahale etmesi gereken kompleks bir hastalık. Bronkoskopi de biz hem cerrahların hem de göğüs hastalığının kullandığı çeşitleri olan bir yöntem. Hasta ilk başta öksürük, nefes darlığı ya da kanlı balgamla başvurduğunda genellikle ilk başvurduğu doktor göğüs hastalıkları doktorları oluyor. Onlar da böyle bir lezyon şüphesinde flexible bronkoskopi dediğimiz bronkoskopinin bir başka çeşidi. Lezyon şüphesinde bronkoskopi yapıyorlar. Tanısal amaçlı oluyor genelde akciğer kanserinde. Yani bronkoskopi tanısal amaçlı kullanılan ilk basamaklardan biridir ve daha çok da flexible çeşidi göğüs hastaları tarafından kullanılır. Peki hocam, tanı konduktan sonra acaba kanser nasıl evreleniyor? Yine bildiğimiz 4 evreden mi oluşuyor akciğer kanseri de? Genel olarak bütün kanserlerde bir 4 dönem vardır. Çok az kanserde 5 ya da 6. dönemden bahsedersiniz. Kanserler genel olarak 4 döneme ayrılıyor. Tarama olarak sordunuz değil mi? Hı hı. Tarama olarak tabii en basitten röntgenden başlıyor. Balgam varsa balgam, bronkoskopi. Günümüzde artık son 7-8 senedir kullanılan PET-CT var, tüm vücut taraması. Onunla birlikte de biz akciğer kanserine beyin MR'ı ekliyoruz. Son birkaç senedir artık beyin MR'ı da rutine girdi. PET çok beyni göstermekte yeterli olmuyor. Beyin MR'ı ile birlikte bu PET-CT, tomografi, bronkoskopi, röntgenler hepsi bir bütün olarak evlemede kullanılıyor. Beyin MR'ını istemenizin nedeni hocam akciğer kanserinin metastaz yapmış olma olasılığı mı? Evet, PET zaten tüm vücudu gösteriyor aslında. Hı. Ama PET'in beyinde çok hassas olmadığı gösterildi. Özellikle ikinci dönem ve sonrası. O yüzden de genellikle rutine kılavuzlarda kullanılması gerektiği belirtiliyor rutinde. Peki hocam, evrelere göre acaba kişide belirtiler değişiyor mu? Yani öksürüğün başka bir boyutu ya da kanlı balgamın bir başka boyutu yaşanabiliyor mu gözlemlerinize göre? Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi hastanın semptomu yoksa gelmemiş hasta yanlış bir şeyiz. Kanserde semptom başlıyorsa eğer, özellikle akciğer kanserinde biraz daha ilerlediğini gösteren bir durum olabilir. Yerleşim yeri de önemli. Mesela santralde bu ana nefes borusuna yakın, kalbe yakın büyük bir kitle varsa yine şikayetlere yol açıyor. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi. Kenarlarda yerleşen küçük tümörlerde herhangi bir sıkıntı olmayabiliyor. Peki ya ilerlemiş bir aşamaysa? İlerleyen bir aşamada semptomlar değişir. Yani mesela kemiğe yayılım vardır, omuz ağrısı olur. Perifer, yani kenardadır akciğer tümör ama büyüme göstermiştir. Hava yollarına baskı yapar, kalbe baskı yapabilir. Öksürük, nefes darlığı artar, kanlı balgamları artar. İleri dönemde şikayetler artabilir. Peki biyopsi ne zaman devreye girer hocam? Biyopsi şöyle, akciğerde bir lezyon gördünüz, şüphelendiniz. Bunu tedavi yönlendirmeniz lazım. Çünkü akciğer kanserinde değişik tipler var. Bir 50 çeşide yakın tip var. Ama bunları ana iki tip üzerinden gidiyoruz genellikle. Küçük hücrenin daha çok tedavisinin kemoterapi olduğunu söylemiştik. Küçük hücre dışında akciğer cerrahisine daha çok yönlendirilen bir tip. Burada tip ayrımı önemli. Yani lezyon görüldüğü anda aslında tip ayrımı yapmamız lazım bir şekilde. Bu bronkoskopi olabilir, dışarıdan tomografi ya da ultrason kullanarak iğne biyopsi yöntemleri olabilir. EBUS dediğimiz bronkoskopi ile birlikte ultrasonun birleştirildiği yöntemler olabilir. Yani mutlaka tanı istiyoruz aslında, konulması gerekiyor. Diyelim ki tanıyı koydunuz hocam. Acaba tipine göre tedavi yöntemleri nelerdir? Biraz daha detaylandıralım mı? Öncelikle küçük hücreli, küçük hücre dışı diye ayırdık. Küçük hücreliyi bir kenara bırakırsak, küçük hücreli dışının da küçük hücreli içerisinde adeno ve yağ hücre dediğimiz iki tip var.
Bunlar yine Türkiye'de ya da dünyada en sık gözlenen tiplerden birisi. Bu hücre tiplerine şöyle bir farklılık var. Adeno dediğimiz tipte genetik değişiklikler daha fazla oluyor yaz hücreliğe göre. Şimdi hastalar tanıyı alıyor. Kemoterapi başlıyor ya da ameliyat oldu. Daha sonrasında kemoterapi ya da radyoterapi. Kemoterapi ve radyoterapi alıyor. Tanıyı aldıktan sonra bu adeno kanser dediğimiz tipte genetik değişiklik var mı? Bir yandan kemoterapi alırken bunun da çalışılması gerekiyor. Nasıl çalışılıyor bunun üzerinde? O çıkarılan biyopsi materyalleri bu konuda spesifik uzmanlaşmış patologlara gönderiliyor. Ve o belirttiğimiz bazı markörler var. Bu genetik değişiklikler var mı diye bakılıyor. Kemoterapi alırken eğer bu genetik değişiklikler varsa özellikle adeno kanserde sık gözlendiği için daha çok onda çalışılıyor. Ona yönelik, hedefe yönelik tedavi diyoruz buna. Hedefe yönelik tedavi eklenmeye başlıyor ya da ona geçiliyor hastalarda. Yani kişiden kişiye değişecek bir tedavi biçimi kişiden bu, doğru mu? Kişiden kişiye hücre tipine göre de değişebiliyor tedavi şekilleri. Nasıl tedavilerdir bunlar? Hasta ameliyat olamadı ya da ameliyat oldu daha sonra kemoterapi ışın tedavisine başlandı. Bu arada adeno kanser çıktı çünkü daha çok onda çalışıyoruz ve hastada hedefe yönelik bir tedavi gerekti. Şimdi bu hedefe yönelik tedavi, immünoterapi ve aşı tedavisi. Aşı. Bunlar hedefli tedaviler olarak geçiyor. Hedefe yönelik tedavide, yani benim konum spesifik konum değil ama normalde onkologların daha ayrıntılı bilgi vermesi gereken bir konu. Genel kabaca bahsedeyim. Hedefe yönelik tedavide hücreler üzerinde genetik değişiklikleri bağlı, DNA hasarları oluyor, işte sigara, radyasyon, biraz önce bahsettiğim faktörlerden dolayı genetik değişiklik olunca hücre otomatik olarak sinyal alıyor ve büyümeye başlıyor. Normalde hücre yüzeyinde tutucu dediğimiz reseptörler vardır, tutucular var. Bunlar anahtar kilit mekanizmasıyla sinyal gelince, normalde olan bir şey anlatıyorum, sinyal gelince büyümeye de farklı bir fonksiyon görüyor. Ama bu kilit mekanizması tümör hücresinde ortadan kalkıyor ve tümör kendiliğinden otomatik olarak büyüme fonksiyonu görmeye başlıyor. Yani tümör hücresi olmaya başlıyor bu genetik değişikliklerden dolayı. Hedefe yönelik tedavide burada problem olan, yani nerede mekanizma bozuksa oraya nokta atışı yaparak oranın tedavi edilmesi yönünde ilaçlar geliştiriliyor. Hedefe yönelik tedavide buradaki genetik değişikliği çözen ilaçlar var nokta mekanizmasıyla. Peki hocam, ameliyat söz konusu olduğunda acaba ameliyat açık ve kapalı mı yapılıyor? Acaba ameliyat şekillerinde gelişmeler var mı günümüzde? Hastalığımız 4 dönem. İlk 3 dönemde genellikle ameliyat öneriyoruz. 3. dönemde seçilmiş hastalarda ameliyat öneriyoruz. 1 ve 2. dönemde tümör boyutu genellikle 4-5 cm'yi geçmeyen tümörlerdir. 1 ve 2. dönemde eğer santral bölgeye yerleşik değilse, hava yolu içerisinde belirgin bir tümör yoksa ana hava yolu içerisinde kapalı yöntemle cerrahi uyguluyoruz ya da öneriyoruz. Hastaya göre değişmekle birlikte, çünkü tomografisini değerlendiriyorsunuz, daha önce verem geçirmiş mi, yapışıklık var mı? Ama genel olarak 1 ve 2. dönemde video torakoskopik cerrahi dediğimiz kapalı cerrahi yöntemi öneriliyor. Biraz daha ileri dönemler ya da büyümüş tümörlerde açık cerrahi öneriyoruz. Robotik, yani hastaya göre değişiyor. Robotik cerrahi de kullanılıyor mu akciğer kanserinde? Robotik cerrahi kullanılıyor. Günümüzde de Türkiye'de 3-4 merkezde kullanılıyor. Yine çok spesifik, uzmanlaşmış, bu konuda iyi yetişmiş kişiler tarafından yapılıyor Türkiye'de. Peki hocam, genel olarak ameliyatın riskleri nelerdir? Pardon. Şimdi bu hasta kişiye göre, orada her bireyde bu değişir aslında. Yaşına göre, tipine göre, evet, değil mi kanserin? Aha, sistemik hastalığına göre kişilerin, yaşına, KOA hastalığı, sigara, aktif sigara içip içmemesi, bunların hepsi değişir riskler. Ama genel olarak bahsettiğinizde hastalarda özellikle belirli bir yaşta üzerinde ameliyat ettiğimiz için bir de akciğerin bir bölümünü çıkarıyoruz. Ameliyat sonrası nefes darlığı artabilir. Yani olacak diye bir şey yok ama belirli risk faktörleri olan kişilerde gözlenebiliyor. Ağrılar oluyor. Bu yaklaşık 1 ila 3 ay sürebilir ağrılar. Ağrı kesiciler ama rahatlıkla kontrol altına alınan ağrılar. Aslında ameliyat riskleri kişiden kişiye bireysel olarak konuşulması gereken bir şey. Yani burada seyircilerimizi korkutmak istemiyorum. Evet. Peki akciğer kanseri tedavisinde başarı oranları nedir hocam günümüzde?
Yani bu iş multidisipliner bir iş. Onkologlar, cerrahlar, göğüs hastalıkla birlikte değerlendirmesi gereken bir hastalık. Tedavide başarını dediğiniz zaman cerrahi ayrı. Üzerine eğer kemoterapi, radyoterapi gerekiyorsa bunların hepsi ayrı konuşulması gerekiyor. Ama genel olarak baktığınız zaman eğer erken dönemde hasta geliyorsa, özellikle birinci dönemde ve ameliyat olma şansı varsa, bu başarı şansı kanserden kurtulma oranları %80'e kadar ulaşabiliyor. %80. Bu evet. İyi bir rakam değil mi evet, hocam? Evet, birinci dönem için evet. Peki kemoterapi ve radyoterapide ilerlemeler, gelişmeler var mı akciğer kanserinde? Radyoterapide de var, kemoterapide de var. Şimdi kemoterapide biraz önce bahsettiğim hedefli tedaviler. Hedefli İmmünoterapi, tedavi. Hedefe yönelik tedavi ve aşı. Evet, o şekilde onlarda gelişmeler var ve daha da özellikle immünoterapide önemli gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Radyoterapide de stereotaktik radyoterapi diye bir yöntemimiz var. Bu da son yıllarda gelişen bir radyo cerrahi diye geçiyor. Bu da daha çok ameliyat olamayacak, yüksek liste hastalarda uygulanan ve sadece tümöre verilebilen bir ışın tedavisi. Işın tedavisi. Bunlar son yıllarda gelişen yöntemler. Peki bu tedavileri hali hazırda devam eden hastalar ya da tedavisi bitmiş olan hastalara önerileriniz neler oluyor hocam? Yaşam önerileriniz. Hayatta nelere dikkat etmesi gerekiyor bu kişilerin? Hep belirtiyorum, tütün mamilerinin bulunduğu ortamlardan uzak duracak. Kendisi sigara içmeyecek, pasif sigara maruziyetine kalmayacak. Ağır mesleklerde, tozlu ortamlarda çalışıyorsa uzak duracak. Stres yine her hastalıkta olduğu gibi akciğer kanseri tedavisinde yönlendirebilen önemli faktör olduğu için mümkün olacağı stresten uzak duracak. Sağlıklı beslenecek, yürüyüşlere, fiziksel aktiviteye önem verecek. Mümkün olduğunca da pozitif yaşama bakacak, bu şekilde genel önerilerde bulunabiliriz. Hocam soru cevap kısmına geçelim. Size gelen WhatsApp'tan sorular oldu. Bunları sormak istiyorum. Bir yandan da numaraları bir kez daha hatırlatalım. Efendim soru cevap bölümüne geçtik. Eğer isterseniz bizi arayabilir 0212 243 71 78'den. İstiyorsanız da mesaj atabilirsiniz 0544 880 87 87 numaralarımız. Bir izleyicimiz der ki sayın hocam babam 2 yıl üst üste zatüre teşhisi ile tedavi gördü ve 2018'de 3B sadece lenflerde başka organda yok evreli küçük hücre dışı akciğer CA tanısı konularak 6 kür kemoterapi gördü. Son PET çekiminde lenflerdeki bazı kanserli bölgelerin yok olduğu ve en büyüğü 20.8 olan bölgenin 8.6'ya kadar küçüldüğü söylendi. 3 ay sonunda PET çekimli kontrol kararıyla artık herhangi bir tedavi yapılmıyor. Ancak şu an babam bronşit ve öksürüğü çok fazla. Normal zamanlarda da derin nefes alamadığını, aldığı takdirde öksürüğünün daha da arttığını söylüyor. Merak ettiğim, babamın hastalığının daha rahat geçirebilmesi için bir şeyler yapılabilir mi? Bu sürede kilo da verdi. Bana yol gösterebilir misiniz der. Şimdi tedaviye çok güzel yanıt vermiş. Öncelikle N2 diyoruz biz buna, lenf nodları. Bu göğüs boşluğu, ortasında bezeler olması N2, N2. Yani mediastinal lenf bezleri olarak tıbbi terimiyle orta dönem bir hastalık. Tedavide anlattığı kadarıyla çok güzel yanıt vermiş. En önemli problem anladığım kadarıyla öksürük, nefes darlığı, bronşit oluyor. Bence mutlaka bu bir üzerine KOAH'ın aktive olmuş olması söz konusu olabilir. Işın tedavisinin bir yan etkisi olmuş olabilir. Bu açıdan bir kendi doktorla görüşmesinde fayda var. Onun dışında da umarım sigarayı bıraktığını düşünüyorum. Yani KOAH ya da radyoterapinin yan etkisi mi bu öksürük, bronşit, zatüre ya da kemoterapinin yan etkisi hücre sayısına düşüklüğüne bağlı bir bağışıklık sistemi zayıflığına bağlı. Bunları bir konuşması gerekir göğüs hastalığı ve kendi doktoruyla. Bunun dışında kilo kaybıyla ilgili olarak da ağızdan alınan dışarıdan güçlendirilmiş ürünler var. Bunu da yine kendi doktoruyla danışırsa verilebilir. Kilo kaybında yardımcı olabiliyor. Bunlar vitamin desteği gibi destekler mi hocam? Mineraller içeriyor, vitamin içeriyor, protein, karbonhidrat. Yani bir insanın günlük alması gereken normal besin öğelerini içeren ürünler. Gerçekten hastaya hem yaşam süresini uzatmak açısından faydası olduğu da gösterilmiş. %100 değil ama genel olarak çalışmalar bu yönde. Kendisini iyi hissetmesini sağlıyor ve normal besinde alınamayacak doğal ürünler, ek gıdalar olarak tedavisine eklenebilir. Bu kilo kaybında yardımcı olabilir kendisine. Çok güzel.
Bir izleyicimiz de hocam tomografi sonucu olası ön tanılar hidatik kist veya minör fissürde yerleşim gösteren loküle plevral efüzyon çıkmıştı. Ekinok testi ve ARB testi negatif çıktı. Acaba bu ne demek olabilir? Şimdi iki farklı şey var. Kistitikse bu mikrobik bir hastalık. Yani iki tanının ortasına kalmışlar anladığım kadarıyla. Tomografi de bir her akciğer sağda 3 parçadır, solda 2 parça. Bu iki parçanın arasında minör fissürle onu kastediyor. İki parçanın arasında bir yerde bölgesel sıvı birikimi ya da kist denilmiş. Yani bu mikrobik bir hastalık. Bunun tümörle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu şekilde yorumlamışlarsa bununla ilgili ileri tetkik yapılması gerekir. Gerekir. Bir izleyicimiz de selamlar hocam. 32 yaşındayım. 16 yıldır günde 1,5 paket sigara içiyorum. Akciğer grafisi çektirdim. Raporda peribronşiyal kalınlaşma dikkati çekmektedir yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Daha evvel akciğer embolisi geçirdim. Bacağımdaki pıhtı akciğerlerime gitmişti. Peribronşiyal kalınlaşma ne demektir? Akciğer kanserinin bir ön tanısı mıdır der. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Daha önce enfeksiyon geçirmiştir, zatüre geçirmiştir, bronşit geçirmiştir. Hiç farkında olmaz. Çünkü bizim toplumdaki insanlarımızın çoğu mesela bir iki öksürüyor. Ya da grip oluyor. Ağır hastalık da geçirebiliyor ama doktora gitmiyor. Yani evde kendisi idare edebiliyor ilaçlarla. Ve bunlar bazı izler bırakabiliyor akciğerde. Yetersiz tedavi sonucu. Mesela öncesinde bir hastalık geçirmiştir öksürükle giden. Bir bronşit geçirmiştir, farkında değildir, yeterli tedavi olmamıştır. Ona bağlı bir iz kalmıştır orada. Yani daha çok kronik iltihabı gösteren bir durum bu. İlla ki kanser belirtisi diye değil ki, kanser belirtisi olması açısından da uzak bir durum kalınlaşma oluyor. Ama takipte kalmasına fayda var tabii ki. Hocam son sözlerinizi alacak olsam acaba neler söylersiniz mesaj olarak izleyicilerimize? Yani bu hep karşılaştığımız bir şey. Mutlaka hastalar doktora, yani şikayetleri olması da özellikle 40 yaş üzeri günümüzde sigara içiyorsa belirli aylarda mesela 6 ayda bir kontrole gitmesini öneriyorum. Özellikle de 50-70 yaş arasında ve tütün mamullerine uzak durması. Gençlerde de nargile kullanımı çok yaygın biliyorsunuz. Evet, biz hep tütün derken sigara aklımıza geliyor ama günümüzde artık elektronik sigara da son derece tehlikeli olduğu belirtiliyor. Amerika'da yasaklanmak üzere FDA'nin bazı çalışmaları var. Ondan sonra yasaklanacak. Elektronik sigaradan uzak durulması, nargileden uzak durulması. Sigaradan mutlaka uzak durulmasını öneriyorum. Çok çok önemli değil mi hocam? Çok teşekkür ediyoruz Kadın Hayatı'na katıldığınız için. Değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Akciğer kanserine dair her sorumuzu göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Cansel Atinkaya Baytemir yanıtladı. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz buradayız.